Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir hava durumu videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi sistemler her gün değişiyor. Her gün yeni yeni güncellemeler geliyor. Yani 2 gün aynı şekilde kalmıyor. Her gün değişiyor. Neyse arkadaşlar, biz de şimdi neye bakacağız? Sistemlerde bozulma var mı? Ülkeye girecekler mi, girmeyecekler mi? Yağmur yağışımız nasıl, kar yağışımız var mı? Bunlara bakacağız. Arkadaşlar şimdi Avrupa modeline bakıyorum ilk önce. Avrupa modelinde arkadaşlar bakın şöyle bir sıcak hava dalgası ve soğuk hava dalgası var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi soğuk hava dalgası bugünden itibaren bakacak olursak şu anda Avrupa'nın üzerinde duruyor arkadaşlar. Çoğunluğu Rusya'nın üzerinde tabii ki de soğuk bir yer olduğu için. Arkadaşlar şöyle bakın. Şu anda İspanya'nın İtalya'nın üzerinde bir sıcak hava dalgası var. Ortada bir basınç var. Ve Doğu Anadolu bölgemiz arkadaşlar. Bakın Türkiye hemen sağ köşede görmeyen arkadaşlarım için söyleyeyim. Şöyle görsünler. Hemen sağ köşede Türkiye var arkadaşlar. Yeşil bölge. Farkındaysanız arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinde bir tek başına bir soğuk hava dalgası duruyor arkadaşlar. Bu soğuk hava dalgası arkadaşlar basınçtan dolayı orada duruyor. Ve 2 hafta boyunca öyle devam ediyor orada durmaya. O yüzden de ben Doğu Anadolu bölgemize bir kar yağışı bekliyorum. Hatta güzel bir kar yağışı gelecektir. Arkadaşlar onun haricinde ayrıyeten bir atak var mı? Var. Hemen Karadeniz üzerinden arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta ülkeye girersem arkadaşlar bakın. Hemen direkt, sadece Türkiye'ye bakarsak daha iyi görürsünüz. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi Türkiye'ye girdik. Tekrardan bakıyoruz. Arkadaşlar bakın bir soğuk hava dalgası giriyor ülkeye. Gördüğünüz gibi Batı Karadeniz'i, Doğu Karadeniz'i daha çok etkileyecek nitelikte. Kayseri ve Erzurum arası arkadaşlar gördüğünüz gibi yüksek bir miktarda kar yağışı gelebilir. Çok büyük soğuk hava dalgası geliyor Kayseri ve Erzurum arasına. Arkadaşlar bütün ülkeye giriyor bu soğuk hava dalgası ama Doğu bölgelerimize daha çok giriyor gördüğünüz gibi. Bunun haricinde arkadaşlar İstanbul'a soran çok arkadaşım olmuştu. İstanbul'a da bakacağız şimdi. Arkadaşlar İstanbul'a 2 Ocak'ta böyle bir soğuk hava dalgası giriyor. Ama kar soğuğu yapar mı? Zor. Yani yaparsa da hafif yükseklere kar yağar. Böyle bir örtü oluşabilir 3 Ocak'ta. Ama şehir merkezlerine yağacağını çok düşünmüyorum. Bu atakla beraber. Arkadaşlar şöyle biraz daha gittiğimizde bu atak yavaş yavaş etkisini kaybedip çıkıyor. Peşinden 6 Ocak'ta çok büyük bir dev bir atak geliyor. Gördüğünüz gibi. Ama hepsi ülkeye girmiyor tabii. Basınçtan beraber kaybolan kısımlar da var. Arkadaşlar bakın. 8 Ocak'taki atakla beraber 8 Ocak'taki atakla beraber İstanbul'a gerçekten ciddi bir kar yağışı görülebilir. 8 Ocak arkadaşlar ben size 8 Ocak'ı işaret ediyorum tamam mı? 7 ve 7 Ocak'tan sonrası diyeyim size. 7 Ocak'tan sonrasını işaret ediyorum. Burada gördüğüm kadarını size söylüyorum. 7-8 Ocak arası kar gelme ihtimali yüksek diye söyleyeyim size ve devam edelim. Ama arkadaşlar yağış haritasına da bakacağız. Yağış haritasında da İstanbul için yağmur yağışı görünüyorsa bu yüksek ihtimalle kar yağışına dönecektir. Ama dediğim gibi yağış varsa soğukluktan yana bir sıkıntımız yok. Kar soğuğuna indirecektir bu atak İstanbul'daki havayı ama dediğim gibi yağmur yağışı olması lazım. Olmazsa olmaz. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bu atak gördüğünüz gibi şöyle yine Doğu Anadolu'ya çekiliyor. Ondan sonra cuma zaten bitiyor bu atak. Etkisini azaltıp çıkıyor. Arkadaşlar şimdi 7 ve 8 Ocak'ta İstanbul için yağmur dalgalarına bakacağız. Arkadaşlar yağmur haritamıza geldik şimdi. Arkadaşlar bugünden itibaren Ege bölgemize ve Trakya bölgemize bir miktar yağmur yağışı gösteriyor. Kırmızı bölgeler bildiğiniz gibi sağanak yağmurlar. Şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar evet. Antalya'yı görüyor musunuz arkadaşlar? Antalya'nın hemen aşağı kısmı körfez kısmına doğru geldiğiniz zaman kırmızı bir sağanak yağmur gösteriyor. Çok kuvvetli yağmur. Bu yağmurla beraber hatta sel bile olabilir Antalya'da. Orada oturan arkadaşlarım için dikkat etmelerini istiyorum. Biraz daha gidelim şimdi.
Hatta arkadaşlar, evet, bir gün civarı sürebilir bu yağmur. Çok kuvvetli bir sağanak dediğim gibi. Ondan sonra bu yağmur atağı Akdeniz'e doğru çekiliyor ve Karadeniz'de yeni bir dev bir kar atağı geliyor arkadaşlar. Kar dalgası. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar, Batı Karadeniz'e, İç Anadolu bölgesine ve Doğu Karadeniz'e arkadaşlar çok güzel bir kar yağışı gelecek 2 Ocak'ta. Arkadaşlar bakın, bu atak neredeyse Doğu Anadolu bölgemize kadar giriyor. Hatta bir kısmına girdi diyebilirim arkadaşlar. Batı Karadeniz halen daha duruyor, etkisini sürdürüyor 2 Ocak'ta. Gittiğimizde şöyle arkadaşlar, bir daha Doğu Karadeniz'e, gerçekçi Doğu Anadolu'ya ve Doğu Karadeniz'e ciddi etkisi olacaktır. Şöyle arkadaşlar, 7 Ocak'ta bir saniye, evet, 7 Ocak'ta arkadaşlar İstanbul için kar yağışı geliyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi şöyle. Bir saniye, şöyle bir ekran görüntüsü alalım hatta. Videonun başlığına koyabiliriz. Neyse arkadaşlar, şimdi 7 Ocak'ta bir kar yağışı geliyor olabilir İstanbul'a. Görünüyor çünkü burada. Ve şöyle sahil şeridinde gördüğünüz gibi Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'e tut, Marmara bölgesine kadar, neredeyse Ege bölgesine kadar arkadaşlar, güzel bir kar yağışı gösteriyor burada. Şöyle biraz daha gittiğimiz zaman biraz daha Doğu Karadeniz'e kayıyor bu atak arkadaşlar, kar atakları. Doğu Karadeniz'e biraz etkisini sürdükten sonra kayboluyor. Sonra arkadaşlar yağmur atakları geliyor şöyle, gördüğünüz gibi mavi kısımlar. Ege bölgemize ve Trakya bölgemize, hatta Marmara bölgemize de etki ediyorlar. Görüyorsunuz. Şöyle parça parça arkadaşlar bütün bölgelerimizi etki edecek bir yağmur yağışı gösteriyor. Hatta arkadaşlar bakın, 14 Ocak'ta Çanakkale'ye arkadaşlar kırmızı ilan göstermiş. Gördüğünüz gibi kırmızı bölge ilan göstermiş. Yani çok aşırı fazla bir yağmur miktarı, yağmur yağabilir oraya. Orada oturan arkadaşlarım da, Antalya'daki arkadaşlarım gibi uyarıyorum. Kendilerine dikkat etsinler. Sel felaketleri falan başlarına gelebilir, Allah korusun. Şimdi arkadaşlar, şimdi nerenin katrendim olacağına geldik. Her yere bakmayacağım tabii ki de. Size böyle bir göz gezdireceğim. Arkadaşlar Doğu Anadolu'yu görüyorsunuz değil mi? Doğu Anadolu'da 20 santimin altında yer yok diyebilirim size gördüğüm kadarıyla. İç Anadolu'da Ankara, Konya civarında da 2-3 santim kar örtüleri gösteriyor şu anlık. Ondan sonra arkadaşlar yeni gelen atakla beraber birazcık daha santimler artabilir. Biraz daha gittiğimiz zaman şöyle. Arkadaşlar İstanbul'a 1-2 santimlik kar örtüleri gelebilir 7 Ocak'ta. Yani gördüğümüz gibi zaten önceki tahminlerde, modellerde. 7 Ocak'ta bir kar örtüsü gelebilir İstanbul'a. Hatta dediğim gibi Doğu Karadeniz'den Marmara'ya kadar uzanabilir. Bu şekilde arkadaşlar gösterdik. Bu şekilde neyin ne olduğuna baktık. Genel bir kontrol yaptık. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten emeğimin karşılığını vermek istiyorsanız gerçekten bu şekilde verebilirsiniz. Gerçekten çok işime yarayacaktır. Arkadaşlar benim kimselerin gizlim saklım yok. Size de söyleyebilirim. YouTube'da bir video ne kadar beğenilirse ana sayfaya o kadar çok düşüyor. O yüzden ben de sizden beğen istiyorum. Abone de istiyorum. Abone de olmanızı istiyorum tabii ki de. Abone de önemli bir etken. Neyse arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.